Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 12. sınıf kazanım kavrama testi 2, çembersel hareket testiyle devam ediyoruz. Birinci sorumuzdan başlayalım. O merkezi dairesel pistte 10 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapan aracın periyodu 12 saniyedir. Buna göre aracın K noktasından L noktasına gelinceye kadar geçen sürede ortalama ivmesi nedir demiş. Arkadaşlar, ortalama ivme dediği zaman hareketteki bildiğimiz ivmeden bahsediyor. Delta V bölü delta T'den buluyoruz. Tabii hız vektörel bir büyüklük olduğu için burada delta V'yi bulurken vektörel işlem yapacağız. K noktasından L noktasına gelene kadar buradaki hızımız son hızı 10. Buradaki hızı da ilk hızı 10 diyeceğiz. Dolayısıyla şunların doğrultularını aldığımız zaman son hızını aynen alıp ilk hızını da ters çevirip ucuna eklediğimiz zaman bu ikisinin bileşkesi bize neyi verecek? Delta V'yi verecek. 60, 90, 90. Burası 120 olduğu için arkadaşlar, şuradaki hızını aynen alıp ters çevirip ucuna eklediğimiz zaman bu ikisinin paralel olmasından dolayı burası 120 ise şurasının 60 olması gerekecek. Dolayısıyla burası 60 olursa buralarda 60'a 60 olur. Çünkü buradaki hızlar 10'a 10 olduğu için. Dolayısıyla eşkenar üçgen oluştuğu için delta ve hız değişimi de burada ne gelir? 10 gelir. Hız değişimini 10 metre bölü saniye bulduk. Geldik delta t süresine. Şimdi bu hareketlimiz arkadaşlar, periyodu ne kadarmış? Aracın periyodu 12 saniyeymiş. Periyot bir tam tur için geçen süre. 360 dereceyi bir tam turu 12 saniyede dolanıyorsa 60 dereceyi, yani buradan buraya gelene kadar 60 derecelik bir açıyı tarıyor. Geçen süre 60 derece 360'ın 6'da biri ise 12'nin de 6'da biri kaç saniye sürer? 2 saniye sürer. O zaman 2 saniyede 10 metre bölü saniye ise buradan ortalama ivmemiz ne olur arkadaşlar? 5 metre bölü saniye kare olur deyip cevap ne olur diyoruz? Bursa olur diyoruz arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Düzgün çembersel hareket yapan cisimler için diyor. 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Çizgisel hız değişkendir. Şimdi arkadaşlar, çembersel harekette çizgisel hızın büyüklüğü, biz buna ne diyoruz? Çizgisel sürat diyoruz. Sabittir. Ama hız dediği zaman hız vektörel bir büyüklüktür. Gördüğünüz gibi hızın yönü sürekli ne yapar? Değişir. O yüzden değişkendir ifadesi doğruluyor arkadaşlar. Geçiyoruz ikincisi. Merkezcil ivme vektörü yarıçap vektörüne diktir. Şimdi merkezcil ivme, merkezcil kuvvet her zaman ne tarafa doğruydu? Merkeze doğruydu. Dolayısıyla merkezcil ivmemiz de merkeze doğrudur. Yarıçapsa tam bunlara ters yönlü. Yani dışarı doğrudur. Yönleri birbirine ters olur ama burada diktir diyor. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Merkezcil ivme büyüklüğü sabittir. Merkezcil ivmemiz omega kare çarpı r idi. Dolayısıyla hareket boyunca R değişmiyor. Çizgisel açısal süratimiz de değişmiyor arkadaşlar. Bunlar değişmediği için sabit olur ivmemiz. Dolayısıyla 1 ve 3 doğru olur diyoruz. Cevap Edirne olur arkadaşlar. Evet, üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 5 kilogram kütleli bir cisim yarıçapı 20 santim olan dairesel pistte 3 saniyede 5 tur atarak düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre cisme etki eden merkezcil kuvvet kaç Newton'dur demiş. Merkezcil kuvvetimiz m omega kare r'ydi arkadaşlar. Şimdi burada kütlemiz biliniyor. Yarıçap da biliniyor. 20 santim 0,2 metre yapar. Kütlemiz de biliniyor. Burada açısal süratimizi bulmamız lazım. Burada bize 3 saniyede 5 tur demiş. Şimdi 3 saniyede 5 tur atıyorsa arkadaşlar, saniyedeki tur sayısı bize neyi veriyordu? Frekansı veriyordu. Dolayısıyla buradan 5 bölü 3 tur atar deriz. Frekansının 5 bölü 3 olduğunu ne yaparız? Buluruz. Şimdi o zaman açısal süratimiz frekans cinsinden değerini yazalım. 2 pi 3 alın demiş arkadaşlar. Pi 3 çarpı frekansımızın değeri de 5 bölü 3. Dediğim zaman 3'ler birbirini götürür. Açısal frekansımız 10 çıkar. Kütlemiz 5. Açısal frekans 10'un karesi çarpı 0,2 dediğimizde 10'un karesi 100.
veya 5 çarpı 0,2 1 yapar. Onun karesi de 100 olduğu için direkt buradan kuvvetimizin değeri kaç yapar? 100 Newton olur. Dolayısıyla cevap deniz olur arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. R yarıçaplı yörüngede V çizgisel hızıyla düzgün çembersel hareket yapmakta olan bir M kütleli cisim hızının büyüklüğü değiştirilmeden kütlesi artırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Hızının büyüklüğü değişmeden şimdi kütlesi artırılırsa periyot kütleye bağlı değil. Açısal hız kütleye bağlı değil. Frekans kütleye bağlı değil. Merkezciliği mi kütleye bağlı değil. Ama kuvvet kütleye bağlı. Neydi merkezcilik kuvvetimiz? M omega kare R. Dolayısıyla kütle artırılırsa kuvvet de artar. Gördüğünüz gibi doğru orantılı arkadaşlar. O yüzden cevap Edirne olur. Beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Kütleleri 2M ve M olan K ve L cisimleri aynı omega açısal hızıyla O merkezi dairesel pist etrafında düzgün çembersel hareket yapmaktadırlar. K ve L cisimlerini etkileyen merkezcilik kuvvetlerin büyüklüklerinin oranı demiş. F, K eşittir. M, K'nın kütlesi 2M arkadaşlar. Çarpı açısal hızlar aynı. Omega kare çarpı kaç R? 1R. Geçiyoruz L'yi etkileyen kuvvetimiz. Kütlemiz kaç arkadaşlar? 1M. Açısal hızımız omega kare. Aynı açısal hızda hareket ediyorlar. Bunun yarıçapı kaç R arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 3R. Dolayısıyla kuvvetlerin oranı dediği zaman M'ler gitti. Açısal hızlar gitti. Yarıçaplar gitti. Ne kaldı buradan? 2 bölü 3 kaldı. Dolayısıyla cevabımız ne olur arkadaşlar? Ceyhan olur diyoruz. Evet, 6. soruyla devam ediyoruz. O merkezde dairesel pist etrafında düzgün çembersel hareket yapan XYZ araçların dönme frekansları F2, F3F'tir. Buna göre araçların çizgisel hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişkiyi soruyor. F, 2F ve 3F frekansları. Şimdi açısal süratimiz 2 pi f'ten dolayı frekansla nasıl orantılı? Doğru orantılı arkadaşlar. F olanın açısal süratine omega dersem 2 f olan 2'ne 2 omega, 3 f olan 2'ne 3 omega diyebilirim. Dolayısıyla hızlarını sorduğu zaman x'in hızının büyüklüğü süratı omega çarpı kaç r'ydi? 3 r'dir. Çizgisel süratle açısal sürat arasındaki ilişki de şu şekildeydi arkadaşlar. Çizgisel sürat eşittir. Açısal sürat çarpı R'den bulunuyordu. Buranın yarıçapı 3R. Omega çarpı 3R diyoruz. Y'nin ikine geldiğimizde ise Y'nin iki 2 omega çarpı kaç R arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 2R. Z'nin ikine geldiğimizde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 omega çarpı kaç R'dir? 1R'dir. Dolayısıyla buradan 4 olan y ne olur? En büyük olur. Ondan sonra x ile z de birbirine eşit olur arkadaşlar. 3 omega r olduğu için. Dolayısıyla cevabımız y büyük x ve eşit x ve z eşit cevap Adana olur arkadaşlar. 7. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 1,5 metre uzunluğundaki bir ipin ucuna bağlanan 2 kilogram kütleli cisme düşey düzlemde saniyede 0,5 tur yapacak şekilde düzgün çembersel hareket yapar. Saniyede 0,5 tur atıyorsa arkadaşlar demek ki frekansımız 0,5'miş. Bunu bir kenara yazalım. Buna göre cisim düşey düzlemin en üst noktasından geçerken ipteki yayılma kuvvetinin büyüklüğü ne olur demiş. Şimdi düşey düzlemin en üst noktasından. Cisim düşey düzlemde bir çembersel hareket yapıyor. Buradan anladığımız kadarıyla. Gördüğünüz gibi bu nokta etrafında dönerken ipteki gerilme en üst noktadan geçerken diyor. Aşağı doğru bir ip gerilmesi var. Bir de cismin mg ağırlığı var arkadaşlar. V hızıyla hareket ediyor. Dolayısıyla buna çembersel hareket yaptıran merkezcilik kuvvet vazifesini kim yapıyor arkadaşlar burada? İp gerilmesiyle ağırlığın toplamı merkezcilik kuvvetine eşittir dediğimizde T eşittir ne olur? Merkezcilik kuvvet eksi mg olur. Şimdi gelelim. Buradan mg ağırlığını biliyoruz. Merkezcilik kuvveti bulalım. Merkezcilik kuvvetimiz m omega kare çarpı r. Dediğimiz zaman kütlemiz biliniyor zaten arkadaşlar. 2 omega'yı bulalım. Omega 2 pi f. Burada frekansını bulduğumuz için frekans cinsinden bulalım. 2
pi 3 frekansımız 0,5 ise buradan açısal süretimiz kaç çıkar? 3 çıkar. 3'ün karesi çarpı r. Yarıçapını sonra da kaç vermişti arkadaşlar burada? 1,5 vermişti. Dolayısıyla 3 bölü 2 dediğiniz zaman şu ikiler birbirini götürür. 3'ün karesi 9 çarpı 3'ten merkezcilik kuvvetimiz 27 Newton çıkar. Şimdi merkezcilik kuvvetimiz 27 Newton'muş. Kütle 2 ise 2 çarpı 10'dan ağırlık da 20 olur. Dolayısıyla 27 eksi 20'den ipteki 20 kaç Newton olur dediği zaman cevap 7 Newton olur arkadaşlar. Evet, 8. soruyla devam ediyoruz. 2 metre uzunluğundaki ipin ucuna bağlanan 0,5 kilogram kütleli cisim sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde 5 radyan bölü saniyelik açısal hız ile düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buradan açısal süratimizi vermiş arkadaşlar. Yatay düzlemde çembersel hareket yapıyor. Buna göre ipte oluşan çevirme kuvveti diyor. Cisim yatay düzlemde çembersel hareket yaparsa arkadaşlar şu şekilde. Şimdi ipteki gerilme T dedik. Aşağı doğru mg ağırlığı var. Mg ağırlığının T'ye bir etkisi olmuyordu yatay düzlemde. O yüzden burada merkezcilik kuvvet vazifesini yaptıran kim? İp gerilmesi. Sürekli merkeze yönelik olan kuvvetimiz ip gerilmesi olduğu için buna çembersel hareket yaptırıyor. Merkezcilik kuvvetimiz m omega kare r eşittir T dediğimizde bize ipteki gerilme kuvvetini soruyor zaten. Kütleyi kaç vermiş arkadaşlar? 0,5 1 bölü 2 çarpı omega 5 vermiş. 5'in karesi çarpı yarıçap 2 metre uzunluğunda diyor arkadaşlar. Orada 2 aldığım zaman 2 1 bölü 2'yi götürürse 5'in karesi 25 olduğu için ipteki yerime kaç Newton olur? 25 Newton olur. Dolayısıyla cevap Ceyhan olur arkadaşlar. Evet, 9. soruyla devam ediyoruz. Kütlesi M olan cisim sürtünmesi önemsiz R yarıçaplı dairesel rayın K noktasından şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Buna göre L noktasından geçerken rayın cisme uyguladığı tepki kuvveti kaç mg'dir demiş. Bu noktadan geçerken rayın uyguladığı tepki kuvveti N ve cismin ağırlığı da mg diyoruz. Buradaki merkezcilik kuvvet vazifesini kim yapıyor dediğimizde N eksi mg yapıyor deriz. Dolayısıyla bize N tepki kuvvetini sorduğu için tepki kuvveti merkezcilik kuvveti ile ağırlığın toplamına eşit olur arkadaşlar. Ağırlığımız zaten mg. Merkezcilik kuvveti mg cinsinden bulmamız lazım. Şimdi merkezcilik kuvveti mg cinsinden bulabilmemiz için m v kare bölü r'de v kareyi gr cinsinden bulmak gerekiyor. Arkadaşlar burada düşey düzlemde çembersel hareket yapıyor ama düzgün çembersel hareket değil. Aşağı doğru hızlandığı için hız değişiyor. Hız değiştiği için onu enerjiden bulacağız. Buradan serbest bırakılan cisim şuradan v hızıyla geçerse serbest bırakıldığı andaki potansiyel enerjisi mgr. Bu noktadan geçerken v hızına ulaştığı için 1 bölü 2 m v kare kinetik enerjiye dönüşüyor. Potansiyel kinetiğe dönüştü. M'ler birini götürdüğünde arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 gr eşittir v kare çıkıyor. Getirip burada yerine koyduğunuz zaman m çarpı v karenin yerine 2 gr bölü r dediğinizde r'ler birini götürür. Ve merkezcilik kuvvetimiz buradan 2mg çıkar. 2mg merkezcilik kuvvetimiz. 1mg de cismin ağırlığı ise o zaman tepki kuvveti kaç mg olur arkadaşlar? En alt noktadan geçerken 3mg olur. Dolayısıyla cevap denizli olur arkadaşlar. 10. soruyla devam ediyoruz. Sürtünme katsayısı 0,3 olan yatay düzlemde 54 km bölü saat hızla viraja giren aracın savrulmadan dönebilmesi için viraj yarıçapı en az kaç metre olmalıdır diyor. Arkadaşlar yatay viraja şekildeki bir araç girdiği zaman V hızıyla bunun emniyetli bir şekilde dönmesini sağlayan sürtünme kuvveti merkezcilik kuvvet vazifesi yapıyor. Dolayısıyla buna büyük veya en azından eşit olması lazım. Sürtünmemiz Kmg büyük eşit m v kare bölü r merkezcilik kuvvetin formülü yazdığımızda m'ler gidiyor. Kgr büyük eşit v kare. Yarıçap en az dediği için Kgr eşittir v kare olmalıdır diyoruz. Şimdi verilenleri yerine yazalım arkadaşlar. Hızın önce bir kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirelim. 54 kilometre bölü saat. 54 çarpı 1000 metre bölü
3600 saniye dediğim zaman bu 2 sıfır gider. Buradan hızımız 15 metre bölü saniye gelir. K'nın değeri 0,3. G10 çarpı R eşittir 15'in karesi. Dediğimizde buradan 3 gelir. Dolayısıyla yarıçap 15 çarpı 15 bölü 3'ten arkadaşlar şuradan 5 çarpı 15'ten 75 metre bölü 75 metre olması gerekir. Dolayısıyla cevap bursa olur arkadaşlar. 11. soruyla devam ediyoruz. Omega açısal hızıyla düzgün çembersel hareket yapan silindirin iç yüzeyinde M kütleli noktasal bir cisim şekildeki gibi kaymadan silindirle birlikte dönebilmektedir. Cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı 0,8 olduğuna göre silindirin açısal hızı nedir diyor. Şimdi bu cisim ağırlığından dolayı aşağı doğru düşmek istiyor arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinin etkisiyle de yukarı doğru düşmeden dengede kalabiliyor. Dolayısıyla burada sürtünme kuvveti ağırlığa eşit olursa ne yapar? Düşmeden dengede kalabilir. Zeminin buna göstermiş olduğu tepki kuvvetinin etkisiyle cisim ne yapıyor? Dönüyor. Buradaki tepki kuvveti merkezcil kuvvet vazifesi yapıyor. Cisme çembersel hareket yaptırıyor. Şimdi sürtünme kuvveti eşittir. K çarpı N'den bulunuyordu arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz. Burada düşmeden kalabilmesi için sürtünme kuvveti Mg'ye eşit olması gerekiyor dedik. Sürtünme kuvvetini yerine Mg'ye yazalım. K çarpı N tepki kuvvetimize burada merkezcil kuvvetimize eşit. Verilenleri yerine yazalım şimdi arkadaşlar. M çarpı G10 K 0,8 çarpı M omega kare R. Bize açısal hız sorduğu için açısal hız formülünü yazdık arkadaşlar. Buradaki M'ler birbirini götürdü. Dolayısıyla 10 eşittir 0,8 çarpı omega kare çarpı R'miz 50 santim ne olur? 1 bölü 2 metre yapar. 0,38'i 2'ye böl. 10 eşittir 0,4 omega kare ise 10 bölü 0,4. O da eşittir 100 bölü 4 yapar. Omega kare buradan 25 ise omega açısal hızımız kaç yapar arkadaşlar? 5 radyan bölü saniye olur. Dolayısıyla cevap Ceyhan olur arkadaşlar. Evet, 12. ve son soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Eğim açısı 53 derece olan sürtünmesi önemsiz 30 metre yarıçaplı eğimli viraja giren aracın yönlü bir şekilde dönebilmesi için aracın çiziksel hızı en fazla kaç olmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar yolumuz eğer eğimli olmazsa sürtünme kuvvetine güvenerek yola girersek büyük ihtimal savruluruz. O yüzden yolların hafif şu şekilde meyilli olduğunu görürsünüz. Burada da meyil kaç dereceymiş? 53 dereceymiş. 53 derecelik meyilin olduğu bir viraja aracımız şekildeki gibi V hızıyla girdiği zaman bunun savrulmaması için hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi burada bu cisme şekildeki bir çembersel hareket yaptığında merkezcil kuvvetimiz var. Cismin bir de ağırlığı var. Bir de bu cismi etkileyen en tepki kuvveti var arkadaşlar gördüğünüz gibi. En tepki kuvvetin ucuna Mg ağırlığını eklediğiniz zaman bize merkezcil kuvveti vermesi gerekiyor. Şu açı 53 ise geometri bilgimizi kullanınca bu açı da 53 yapar. 53'ün karşısı 4 orantılı. Komşusu 3'lü orantılı. Bileşke 5'li orantılı dediğimiz zaman buradan tanjant 53 eşittir. Karşı kenar merkezcil kuvvet bölü komşu kenarımız Mg eşittir. Gördüğünüz gibi 4'ün 3'e oranı dediğimizde bize çizgisel hızının büyüklüğünü soruyor arkadaşlar. O yüzden Mv kare bölü R çizgisel hız cinsinden değerini yazıyoruz. Bölü Mg eşittir. 4 bölü 3 geliyor. M'ler birbirini götürdüğünde gördüğünüz gibi V kare bölü GR eşittir. 4 bölü 3 diyoruz. Hemen V kare bölü G 10 çarpı R 30 eşittir. 4 bölü 3 ise 10 çarpı 30 300. 4 bölü 3 300 ise o zaman V kare buradan 400 olmalı. V de buradan kaç gelir arkadaşlar? 20 metre bölü saniye olması gerekir. Dolayısıyla cevap denizli olur arkadaşlar. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.